Çok acı. Evet, Karadayı konusunun ardından ben şunu merak etmeye başladım. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini bilen var mı? Kalem üzerinde Mehmet Sekme. Sahada kim var? Halifi Sekme. Bir tek soy isimleri tutuyor. Hangi kapıyı çalsak, hangi ihaleyi araştırsak altından mutlaka Halifi Sekmen çıkıyor. İftira ediyor olmasınlar. Olabilir. Yani, hayır. Tabii bu hala vatandaşın da olabilir. Ben vatandaşın söylediği yani zaten biliyorsun yani halk arasında bir şey yayılıp gitti mi? Şimdi böyle üzerine kata kata da gidebilir. Geçtiğimiz yani hafta sonu içerisinde Narmanlı Camii'nin bahçesinde oturuyordum. Yan masadaki arkadaşlara kulak verdim. Bu arkadaşlar Erzurum'daki şeyi almışlar. Logarların işini. Yalnız Mehmet Sekmen'i hiç konuşmadılar. Hanif abi ya böyle isterse, Hanif abi ya böyle yaparsa, bu Hanif abi kim dedim. Hanif Sekmen dediler. Bir araştırdım, Hanif Sekmen bu hafta yurt dışındaymış. Selami Keskin'le beraber. Mehmet Sekmen sen gidemedin mi yurt dışına kardeşini gönderiyorsun? Sen gitseydin. Bir ikinci iddia. Diyorlar ki Şerafettin Aslan Sözaş Karadayı artı eşittir Hanif Sekmen. Hanif Sekmen bu şehri sana yedirmezler. İstanbul'dan gelmişsin, Çak'ta kalantörmüşsün, kabalayıymışsın da bunu da duyduk, degenekliği sallarmışsın ama burası Erzurum. Baba bize degenekli olan zalmamız. Burası Erzurum. Burada degenek sallamak yok. Burada yıllardır sahipsiz bırakılmış, yıllardır hiçbir yarasına merhem sürülmemiş insanlar var. Yani tüy bitmemiş yetim. Bunların hakkını sana yedirmezler. Ha ben konuşacağım. Sonuna kadar konuşacağım. Yine gelelim Selami Keskin'e Cem Bey. Şimdi Selami Keskin'e ben şunu söyleyeyim. SGK borcu meselesi var. Sayın Selami Keskin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğin gün SGK'ya ne kadar borcun vardı? Bakur borcun olduğu söyleniyor. Ne kadar borcun vardı? Bunu kamuoyuyla paylaşılmasın. Bugün ne kadar? Silindi mi? Kim ödedi? Silinmediyse o borcu... Silinmek diye bir şey sistemde var. Ödenerek silinir. Yani birisi çıkarır öder ki kimin ödediği... Bu Ertan'sı olabilir. Ödenip ödenmediğini de bilmiyoruz. Biz sadece soruyoruz Bağkur'a, SGK'ya ne kadar borçlu geldin Erzurum'a? Bunun cevabını ver. Hanifi Sekmen sana gelince biraz elini ayağını çek. Çok hızlı gidiyorsun. Yani hızlı giden bir at şey vardır ya, biraz seyrek ol. Seyrek yapma, ağır ağır git. Hiç olmasa incitme insanları. İnsanları 5 ayda çok incittiniz. Hanifi Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkanı kardeşi. Evet, bundan sonra zaten haberlerde şöyle kullanacağız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan kardeşi Hanifi Sekmen. Artık başkanı konuşmayacağız. Vatandaş başkanın ismini unuttu. Nereye? Mobilyacıya gidiyoruz. Ya nasılsınız abi, iyi misiniz? Ya iyiyiz biz de. Dileyin Hanifi Bey geldi. Evine mobilya aldı. Ya Hanif Bey kim diyorum ya? Şey Mehmet Sekmen'in kardeşi. Artık Mehmet Sekmen'i geçti isim olarak önderdimden. Şehirde Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediye Başkanı ama bu şehir Mehmet Sekmen'den çok Hanifi Sekmen'i tanıdı. Artık şehir bir Hanifi Sekmen olduğunu biliyor. Şimdi ben yine olaya böyle bir şey bakacağım ama tabi yani... Ben kötü bir şey yapmış demiyorum. Anladım. Yani belki kardeşidir. Tabi kardeşiyle yardımlaşması da mutlaka belki bir şeydir. Belediyecilik belki zor bir şeydir. Onun nedir görevi? Yani bunu hoş karşılamak manasında söylemiyorum ama tabi o gelişmeleri bir takip etmek gerekiyor. Karadayı inşaatla ilgili de gelişmeleri bir takip etmek gerekiyor. Bir bakmak gerekiyor. Şimdi tabi burada konudan konuya geçiyoruz. Selami Keskin beyefendi Şengel İnşaat'ta onların alınmadığını, bizim alındığını iddia ettiğimiz işte 250 bin lirayla 400 bin lira arasında pazarlık konusu olan iki tanesi 270-280 bin liraya. Yani bir de burada rakamların bir önemi yok. Ben 265 de diyebilirim. Yani ben belediyenin evraklarını incelemiyorum ki sen de incelemiyorsun. Biz bunu istihbaratla yapan insanlarız. Doğru. Aynen. 250 milyon 280 bin liraya alınan dairelerin alınmadığını
alındığını onlar iddia etmişlerdi. Biz alındığını hala iddia ediyoruz. Bizi bu konuda mahkemeye de şikayet ettiler. Sayın savcılığa suç duyurusunda bulundular. Onunla ilgili biz gidip ifadeyi de verdik. Dedik ki efendim bu daireler alınmıştır Büyükşehir Belediyesi tarafından ama Büyükşehir Belediyesi'nden direkt alınmamış. Ertansa tarafından alınmış. Ertansa da Büyükşehir'in iştiraki olan bir şirkettir sonuç itibariyle. Bunu kabul ettiler. Ama şimdi konu tabii bununla kalmıyor. Üçüncü daireyle ilgili aynen bizim haberimizde yazdığımız gibi 350 ile 400 bin lira arasında bir pazarlık var. Ama bu konu biz tarafından, Anadolu Haber tarafından, Erzurum Haber 25 tarafından, Haftaya Bakış programı tarafından dile getirildiğinden dolayı bu işi biraz sürüncemeye bıraktılar. Bir süre sonra tabii ki o daireyi de alacaklar. Ama buradaki önemli konulardan bir tanesi şu. Ertansa üzerinden alınan bu dairelerin tefrişatına ve mobilyalarına evlerin değerinden daha fazla para harcandığı iddia ediliyor. Selami Keskin denilen arkadaşımız, SGK borcunu Erzurum'a ödeten arkadaşımız, Erzurum'a SGK'ya borçlu gelip bugün borcunun olmadığı iddia edilen arkadaşımız, iddia canım çıksın cevap versin ya da sussun biz konuşmaya devam edelim. Hadise bundan ibaret. Peki adama sormazlar mı? Kardeşim sen İstanbul'da yaşadın da, seni bırakalım da senin baban hiç 600 milyon liraya, 600 bin liraya mal olmuş bir evde hiç oturmuş mudur? Yani senin ailen nedir? Sen nasıl bir aileden gelmişsin ki 280 bin lira, hadi biz onu yuvarlayalım diyelim, 300 bin lira eve veriyorsun. 300 bin liradan daha fazla ya da 280 bin liradan daha fazla da o evin içine harcıyor. Erzurum'da Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliği yapıyorsun. Peki akşam gidip o mobilyaya böyle uzandığın zaman, böyle bir ayaklarını uzattığın zaman, Karadayı'dan ev bekleyip evini alamadığından dolayı aylık 150 lira kira verip damına naylon geçiren insanları hiç düşünüyor musun? Ha şimdi diyeceksin ki ben düşünmüyorum. Sen düşünmezsin ama bu mekanizmayı çalıştıran bir yaratıcı var. Bir Allah var. Allah'tan korkun kardeşim. Bakın şimdi Selami Keskin Ertansı'da yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Evet. Aldığı maaş ne kadar biliyor musunuz? Evet. 4000 ila 8000 arası. Evet. Akşama kadar Parkovat'ın başında Ertansa'da çalışan kişi de 800 bin alıyor. Şimdi utansa bunlar da utanır. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bu Ertansa'nın başına da yeni bir toy müdür getirmişler. Gösterge ya. Anladım. Ertansa'nın yeni müdürü Yasin Deniz. Her avrağı imzalıyorsun. Bak kardeşim dikkat et, elinde patlar. Şimdi bu elinde patlama konusunu sen toysun bilmezsin. Ertansa'nın içinde elinde patlamanın ne demek olduğunu bilen abilerin vardır. Onlara sor. De ki Haftaya Bakış programında bana dediler ki her evrağı imzalama, elinde patlar. Bu elinde patlama tabiri nasıl bir şey? Sizin elinizde daha önce patladı. Daha çoktu. 24 yaşlarında evet. Bir arkadaşımız herhalde orada gösterge görevi yapıyor. Yani ama dikkat etsin. Bazı milletvekilleri vardır. İşte gen sorulara kaldır indir, kaldır indir. Bu da herhalde bir düdük imza, bir düdük bir, yap, bir düdük kal. Bu çok güzel. Bu Yasin Deniz'e uydu gibi. Evet. Yani. Bir düdük yap, bir düdük kal. Yasin Deniz ev aldık. At imzayı Yasin Deniz'e. Yasin Deniz neye imza attığını da bilmiyordur. Çünkü daha çoktu. İleride bir siyaset düşüncesi var herhalde arkadaşım. Ama böyle siyasete giremezsin sen Yasin Deniz. Sen bu şekilde Ertansa'nın başında fazla duramazsın. Zaten Büyükşehir Belediyesi Ertansa'yı fazla takmıyor ki. Palan dükkanı aşağıyı kurdu. Zaten senin pabuçların dama atıldı. Diyor ya ne günlere kaldık ey gazi hünkâr. Eşek defterdar oldu, katır mühürdar. Konumuzla alakasız bir şeydi sadece. Konumuzla alakasız bir şey. Sadece böyle araya bir edebiyat, bir şiir arada sırada bundan